Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Çok enteresan bir gündü arkadaşlar bugün. Dünkü sizlere yaptığım güne bakış videosunda aslında beklentilerim ilk daha açılış olur olmaz hemen bir yarım saat içerisinde oldu. Beklentimiz neydi arkadaşlar dün? Beklentimiz buradaki sell side likiditesinin arkadaşlar dün alınmamıştı. Alınmasıydı. Gördüğünüz gibi bu likidite bugün o kadar sağlam bir düşüş oldu ki likiditenin alınması yarım saat falan sürdü arkadaşlar. Yani likiditenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. ICT'nin optimal trade entry sevi seviyelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Eğer ki dünkü videoma gittiğinizde bir daha bakarsanız ki e, tekrardan community kısmında yayınladım sadece o parçasını. Dedim ki buradan e, likidite, sell side likiditesini daha almadı. Mutlaka alacaktır. İster buradan direkt alır veya Optimal Trade Entry OTE seviyelerine pop yaptıktan sonra alır demiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beklentimiz oldu. Bugün peki ne oldu ona bir bakalım. Bu Optimal Trade entry'leri bir daha göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu en yüksekten, en yüksek seviyeden, en alçak seviyeye çektiğimiz Fibonacci seviyesi arkadaşlar. Optimal Trade entry'leri bilmiyorsanız eğer 0.62 ve 0.79 seviyeleri... Ee, gördüğünüz gibi low to high. En yüksek seviyesi. Optimal trade entry'ye geliyor arkadaşlar. Bu zaten şu gördüğünüz reversal tamamen e, market açılışına denk geliyor. Saat 9.30'da arkadaşlar. inanılmaz bir sert düşüş oluyor ki ben genelde ilk 15 dakikaları veya yarım saatler genelde trade yapmayan birisiyim ki bu büyük e, Düşüşü kaçırdım, ne yazık ki kaçırdım ve kovalamak istemedim, fomo yapmak istemedim. Daha da devam etti ve e, likiditemizi aldı arkadaşlar. Benim aslında bugünkü beklentim, onu göstereyim ben size. Benim beklentim arkadaşlar, MMXM modeliydi arkadaşlar. MMXM modelindeki Second Stage Distribution. Ne demiştik dün? likiditeyi aldıktan sonra bir konsolidasyon bekleyin. Bakın hepsi oldu arkadaşlar dünkü söylediklerimin. Likiditeyi aldıktan, likidite burası bakın likiditeyi aldıktan sonra bir konsolidasyon bekleyin. Burada çoğu trader başlangıç seviyesi trader genelde bütün e, hesapların patladığı yerler buralar arkadaşlar. Çünkü bir hareket beklenir olmaz gitgeller olur. Büyük bir konsolidasyon. Bunu ben dün olacağını size zaten söylemiştim. Neden? Çünkü bizim MMXM modelinde bir konsolidasyon bekliyoruz. Bu konsolidasyon hafiften bir manipüle olduktan sonra çok keskin bir düşüş bekliyoruz arkadaşlar ve ben bugün tamamen bekledim ki bu manipülasyonun olmasını ve buradan giriş yaptım arkadaşlar. Bu giriş yaptıktan sonra benim beklentim, benim beklentim burada çok sağlam bir düşüş ve aşağıdaki bu sell site likiditesi onu size bir 15 dakikalıkta da göstereyim. 15 dakikalıkta gördüğünüz bu MMXM sel modelinin başlangıç konsolidasyonuna dönmesini bekledim arkadaşlar. Ee, beklentilerim yani MMXM'in second stage distribution son hali bu ICT'nin meşhur en favori setup'ı dediğimiz aslında bugün çok güzel bir şekilde oluştu ve ona göre ben İlk manipüle olduğunu düşündüğüm an short yaptığımda çok güzel bekle, bekledim arkadaşlar. Çok güzel bekledim yani. Bu beklemek e, sabır e, zor gerçekten. Çünkü nerede ne zaman gireceğinizi bilmiyorsunuz. Ki ben öğleden sonraya kadar bekledim ve girişimi burada yaptım arkadaşlar. Beklentim bu giriş burada yaptığımda buradan bir 200'den fazla bir e, çok güzel bir trade olacağını düşünüyordum. Bakın Gördüğünüz gibi 215 dolarlık bir e, düşüş arkadaşlar. Bu 215 dolarlık düşüş Second Stage Distribution için hiçbir şey değil. Ne kadar çok yük olsa da yani 200 dolarlık bir 1-2 bir, saat içerisinde bu düşüş çok fazla değil mi diye soruyorsanız... ...Second Stage Distribution MMXM modeli için değil arkadaşlar. Aslında çok da güzel başlamıştık. E, tekrar bir dakikalığa döndüğümüzde arkadaşlar... Bakın çok da güzel başlamıştık. Trade girişim burası arkadaşlar. Buradaki trade girişinden buraya kadar işte yaklaşık bir bin dolar yapıyorum aslında. Bin doları gördüm. Bir doları bin doları gördüm ve aslında bu keskin düşüşler benim iştahımı kabartmıştı. Ne yalan söyleyeyim. Çok aşırı derecede güvendiğim bir tradedi biliyorsunuz. Bu ICT'nin de kendi e, favori tradelerinden bir tanesi ama... Ne zaman ki bu buluş breaker'ı gördüm arkadaşlar. Bakın çizdim zaten. Unicorn oluştu. Dedim artık. bu olmayacak zaten. Yaklaşık olarak bu FVG'yi geçtikten sonra çıktım. Yani yaklaşık bir 300-350 dolar falan bir karım oldu. Zarar etmedim. Çünkü zaten bu buluş breaker'ı gördükten sonra bu FVG'yi de geçtikten sonra artık çok bir beklemenin anlamı yok. Zaten çok yani bu hareketleri gören birisinin zaten yukarı gideceğini tahmin etmemesi anormal olurdu. Ben burada çıktım ve yani zarar etmedim ama biraz hayal kırıklığı yaşamıyor değilim. Çok e, güvendiğim o MMXM'in sel modeli oluşmuştu aslında. Yani yine hala bir şansımız var. Çünkü neden derseniz bakın konsolidasyon inanılmaz büyük bir konsolidasyon ve manipulation olarak da bunu manipulation olarak da görebiliriz. Yani bu pap pın sonrası tekrardan o sell side'a dönüş olma ihtimali var. Gördüğünüz gibi hem OT'ye denk geliyor hem e, MMXM'in o konsolidasyondan sonraki oluşan o e, ufak manipülasyonu biraz ufaktan biraz daha fazla ama yani bir manipülasyon görülüyor. Şu anda aslında e, hala MMXM'in o second stage distribution'un oluşma e, durumunun olabileceğini görüyoruz. Nasıl olacak burada bakacağız arkadaşlar. OTE'den ayrılma durumuna bakacağız. Buradan pop yapıp devam mı edecek? Eğer ki bu seviyeleri geçerse arkadaşlar MMXM validitesini bence yitirir. Ee, en azından second stage olayını yitirir diye düşünüyorum. Ama ki 15 dakikalıkta baktığınız zaman olayı arkadaşlar bir bakın pop, drop, pop, drop, pop, drop, pop, drop. Yani bu aynen böyle bir e, yukarı doğru bir pop yapıp daha sonra düşme olayları yaklaşık olarak birkaç gündür var ve o seviyeler, düşme seviyelerine baktığınız zaman Optimal Trade Entry dediğimiz o seviyelerden düştüğünü görüyoruz. Yani hala MMXM'in devam etme durumu olabilir. Dediğim gibi bakacağımız seviyeler var. OTE'den ayrılacak mı? Bu seviyeyi geçecek mi? Onlara bakacağız. Ama tekrar bu OTE'den ayrıldıktan sonra yine bir MMXM cell modelinin second stage distribution olayı kovalanabilir. Şu anda nereden baksanız bir 300 puanlık e, bir e, uzaklıktayız. E, cell site MMXM'in o original consolidation tarafına bir baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık olarak 275 puanlık bir açıklık var. Zaten e, bir tap step kullanıcısı olarak, bir prof firm kullanıcısı olarak Gerçek para kullanmadığımız için mecburen marketin açılmasını bekleyeceğiz ve bakacağız. Yani ben genelde e, akşamları yani sabah session'ına kadar oynamayan, London session'ını oynamayan birisiyim ama eğer ki siz Türkiye'den London session'ı kovalıyorsanız yani bu seviyelere dikkatlice bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu OTE seviyelerinden ayrılacak mı? Bir bakın. Size ayrıyeten bir şey daha göstereyim. Eğer ki arkadaşlar bakın buluş breaker'ı gördük. Tekrardan FV'ye gelip oradan jump ettiğini gördük. Unicorn modeli değil mi bu? Şimdi bu unicorn modeli oluştuktan sonra bakın bir buluş breaker burada var ama bakın bir buluş breaker daha var. Bakın low, high, lower, low, higher, high. Bakın burada bu da bir buluş breaker. Yani buluş breaker iki tane üst üste buluş breaker bir, bir üst üste gelmiş. Bakın bu da bir buluş breaker. Ee, buradan breaker'ımızı seçelim. Ve bu da bir buluş breaker. Bakın low, high, lower low, higher high. Bu da bir buluş breaker. Gördüğünüz gibi 3 tane buluş breaker üst üste biniyor arkadaşlar. Hele ki bu son buluş breaker'dan bakın bir Fibonacci çekeceğiz. Ee, bakın bu son en büyük buluş breaker'ımız. Bakın low, high, lower low, higher high. Şimdi eğer biz bu buluş breaker'ımıza bir Fibonacci çekersek. Bakın en az geliyoruz böyle. Bu Fibonacci'imizin ayarlarını da. Buradan bir standart deviation dediğimizde bakın nereye geldiğini göreceksiniz. Bakın 2 tam buluş breaker'dan buluş breaker'dan bir standart deviation uzaklığa resmen dokunmuş. Neredeyse milimetrik olarak yani bu tam çiz, tam böyle milimetrik çizdiğimizde zaten göreceksiniz ki bir standart deviation'a nasıl net bir şekilde geldiğini göreceksiniz. Her zaman dediğimiz gibi bu hareketler algoritmik arkadaşlar. Bunu unutmayın Fibonacci seviyelerini Breaker'dan eğer ki Breaker'dan Fibonacci çekerseniz size nereye kadar gideceğin hakkında bilgi verecektir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün çok büyük bir konsolidasyon oldu. Bugünler top step hesaplarınızı, yani platform hesaplarınızı, combine hesaplarınızı patlattığınız günlerdir. Bunlara dikkat edin. Bunu ben bekliyordum zaten. Bunun olacağını. o yüzden bazı bu günlerde sabır göstermekte fayda var. Zaten çok büyük bir hareketimiz olmuş. Bundan sonra bir konsolidasyonun olması zaten normal. Ve MMXM modelini düşündüğümüz zaman zaten Sell side likiditesi alındıktan sonra bir son stage için bir konsolidasyon zaten bekliyorduk. Bunlar beklenen hareketlerdi. Bakacağız arkadaşlar. Hala MMXM modelimiz devam ediyor mu belli olacak. Dediğim gibi dikkat etmeniz OTE'nin OTE yani optimal trade entry seviyelerini geçecek mi? Hatta ve hatta burayı geçecek mi? Buraları geçtiği zaman arkadaşlar çok fazla bereç düşünmemek lazım. MMXM modeli yani en azından son stage'i validitesini biraz yitiriyor buraları geçtiği zaman. Bekleyip göreceğiz, sabredeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar önümüzde eğer ki devam ederse aşağı doğru nereden baksanız bir 300 puanlık, 275 puanlık bir açıklık var. Bunun neresinden girerseniz girin bir kar etme durumunuz var ki yani her zaman tavsiye ettiğimiz aşağı giderken değil pap yaptığı zaman biz beriş girişlerimizi yapıyoruz bunu da unutmayın arkadaşlar eğer ki sorularınız olursa lütfen comment kısmında yazın güne bakış videolarımız fırsat buldukça devam edecek umarım yarın istediğimiz gibi olur kendinize iyi bakın eyvallah